Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Biden geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Biden güvenlik gerekçesiyle ülkemizde birinde dublörünün olduğu iki ayrı limuzinle dolaştı. Bu taktiği Türkiye'de uygulayan başkaları da var. Buyurun izleyelim efendim. Benim otobüs geliyor Necati. Hadi akşama görüşürüz, eyvallah. Heh, benim otobüs de şimdi gelir zaten Necati. Akşama görüşürüz, hadi eyvallah. Soldaki bence. Bence sağdaki. Emin misin? Eminim. Çünkü gerçek Necati ayakta dururken böyle hafif hafif sallanır. Soldaki dublör. Kesin Necati sağdaki. Tamam, sağdakini izleyelim o zaman. Hadi izleyelim. Heh, düğmeye bastı. İnecek. İnelim biz de. Kaçırmayalım hadi. Tamam hadi. Oğlum bak, bu sokak ıssız. Dalacaksak şurada dalalım bunun cüzdanla, hadi ya. Ya ama bankaya uğramadı ki daha. Bütün gün otobüslerde dolaştı. Bizi de peşine takıp. Ne diyorsun yani, ne diyorsun? Ana ya, bak ben bir an düşündüm de Necati bu değil galiba. Bu dublörü. Necati ötekiydi ya. Ay senin... Oğlum sen demedin mi gerçek Necati bu diye? Sabahtan beri boşuna mı takip ediyoruz biz bu herifi ya? Oğlum bir ay daha mı bekleyeceğiz ya? Yemin ediyorum ay kafana... senin ya. Ben de geldim Cemre'ye, geldim. Al şu yiyecekler hadi. Hoş geldin Necati. Ne oldu, planın tuttu mu yoksa? Tuttu adam, tuttu. Dublörümle çıkıp ayrı ayrı belediye otobüslerine bindik. O şapşal bakkal Servet'le şapşal Fikri de ben zannederek dublörün peşine düştüler. Tabii sen de doğru bankaya gittin değil mi? Aynen. Emekli maaşını çekip geldim. Bakkalla kasap bu ayda alacaklarını tahsil edemediler yani. geçirdik onlara. gel de ayrıntılı anlat şu hikayeyi, benim akıllı kocacığım. Valla Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olacak adamsın ha. Ha değil mi? Abi ben bu ülkeye fazlayım ya valla. Sayın seyirciler, herhangi bir konuda nadiren anlaşabilen siyasi partiler şike ve teşvik suçuna ceza indirimi konusunda hemen anlaştı ve gerekli yasal düzenleme meclisten ışık hızıyla geçiverdi. Futbol lobisi böylece gücünü bir kez daha gösterirken mecliste de ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Buyurun izleyelim efendim. Evet arkadaşlar, iki maddelik bir ortak yasa teklifi geldi. Okutuyorum. Buyurun Katip Bey. Madde 1, 2012 yılı asgari ücreti 3000 liradır. Madde 2, asgari ücret her yıl %50 artar. Evet, kabul edenler? Evet, kabul edilmiştir. Bu arada yeni ve tek maddelik bir ortak yasa teklifi daha geldi. Onu da okutuyorum. Buyurun Katip Bey. 2012'den itibaren vatandaşlar istediği özel hastanelerde her türlü muayeneyi bedava olup çocukları sınavsız ve ücretsiz istediği özel okula gönderir ve devlet vatandaşa pastırma yardımı yapar. Evet, kabul edenler? Evet, bu da kabul edilmiştir. Yani arkadaşlar, adeta komisyondan ortak yasa teklifi yağıyor ya. Yani bunca yıllık parlamenterim, partilerin bu kadar çok konuda peş peşe anlaşmasına hiç şahit olmadım valla. Evet, komisyonumuzdan başka bir ricanız var mı Türkiye Top Toplayıcılar Federasyonu Sayın Genel Başkanı ile Sayın Genel Sekreteri? Yok başkanım, yok. Teşekkür ederiz ayrıca asgari ücret, kira, sağlık vesaire konusundaki düzenlemeler içinde. Görevimiz efendim, görevimiz. Varsa başka bir isteğiniz vallahi bak çekinmeden söyleyin ha. Bak Şehmuz, şansımızı çok zorluyoruz ha. Futbol lobisi numarasıyla kopardıklarımız yeter. Anlarsa biri Türkiye Top Toplayıcılar Federasyonu diye bir şey olmadığını yalarız vallahi. Bak yürü gidelim artık, hadi yürü gidelim. Kafam şişti top sektirmekten de. Sayın seyirciler, meclisin yeni anayasa çalışmaları merakla beklenirken meclis başkanı Cemil Çiçek üniversitelerden şikayetçi oldu. Anayasa için görüş isteyen Çiçek bugüne kadar üniversitelerden tek bir yanıt alamadığını söyledi. Kökü 30 yıl önceye giden bu suskunluğun nedenini Baba Haber açıklıyor efendim. Buyurun izleyelim. Merhaba Profesör Efendi. Bak şimdi biz yeni anayasayı hazırladık. Al bakalım. Ah! Bundan sonra üniversitelerde siyaset yapmak yok. Anladın mı? Ah! Öğrencilere ders anlatmak dışında ağzını açmak yok. Anladın mı? Ah! Düşünmek yok, konuşmak yok. Neymiş? Düşünmek yok, konuşmak yok. İyice bunları sok kafana. Anladın mı? Ah! Anladın mı? Ah! Anladın mı? Ah! Kafam! Ah!
Hocam merhaba. Bu anayasayı artık biz tümden değiştirelim diyoruz da nasıl bir anayasa yapsak, yeni anayasa nasıl olsa düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ne dersiniz? İmdat! Ne dedim ki şimdi ben buna ya? Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.